Evet arkadaşlar, 8055 biçer dolara, John Deere 955'lerin 81 sonrasının yani süper serisinin şanzımanını taktık. Aynı şekilde dingil yaptık. Evet arkadaşlar, dingilimizi yapmak isteyenler için anlatıyorum bunu, belki düşünenler olur. Dingilimizi 15 santime 17,5 santimden yaptık, 8 milim demirden. 2 metre boyunda. Artı şapkalarıyla 2 metre 4 santim oldu. Sonra paçalara montaj ettik. Debriyajı John Deere'in büyük tip yani süperlerinin hidrolik debriyajından takmanız gerekiyor. Ufak çift plakalılar zayıf geliyor. Debriyajı bundan seçiyoruz. Liflerimiz 8055'ler söktüğümüz gibi aynı şekilde oldu. Sadece bir şuradaki delikleri yeniden matkap saldık. Aynı şekilde 8055'in ölçülerinde tabla lif yerlerini deldik. Bütün civataları aynı 8055'in deliklerine uygun. Bu dingili söküp çıkarttığımızda kendi orijinal dingilini direkt aynı deliklere uyumlu halde. Birebir aynı. Vites sistemine gelince, bu tarafa gelelim. Alayım ben. Evet, vites çubukları 8055'inkinden az bir 10 santim geride. O da buradan kendini şöyle yaptık. Şu civatayı tam böyle merkezine değil de çatalın bir dışına aldık. O da kendisini karşıladı. Diğer türlü aynı şekilde vites kolları çıktı. Yine orijinal sistemi 8055'in. Sadece buradan aşağıdan gelen çubuklar sağa doğru devam ettiğinde normalde şunlardan yukarı çıkıyordu 8055 sisteminde. Biz bunları buradan ekledik kaynakla aynı şekil. Bunlar 25 milim dolu demirler. Aynı şekil uzattık. Buraya yaptık. Aynı sistemi şunu öbür taraftan söktük. Buraya koyduk. Çubukları buradan yukarıya tam arka taraftan yer açtık. Buraya yalıtım yapacağız. Kapatacağız burayı tabii ki. Buradan yukarı çıktık. Şimdi yukarıdan vitesin olduğu yeri gösteriyorum. Evet. Vitesi koltuğun sağında kafes kolunun hemen yanına kısaltarak taktık. El gazıyla falan çakışmıyor. Şu şekilde geri 2 1 3 kapmadık. Evet, 4 ve 3 bu şekilde. Burayı tekrardan bu şekilde kapatacağız. Yalıtım ve görsel açısından. Biz sadece şu an denemelerini yaptık bunun. Bu arada eski vites kolunu buradan aldık, söktük. Şu delikteydi biliyorsunuz. Size ayrıyetten bir de şeyi göstereceğim. Debriyaj sistemi hidrolik bunların. Yani 955'lerin biliyorsunuz. Şimdi debriyaj sistemi şu pedal burada bir bilmeden biraz sıkıntı yaşarsınız. Benim 1,5 günüm gitti boşa. Yani boşa demeyeyim. Gerçi de bir Ar-Ge oldu. Şimdi şuraya bağlıydı. Önceden çubukluydu. Biz buraya 955'in kendi kütüğünü aşağıya koyduk. O olmadı. Niye olmadı? Buradan aşağı doğru uzun geldiği için ona basacak malzeme uzun manevra etkisi yaptı. Pedal sert oldu. Olmadı. Yukarıya da sığmadı. 955'in kendi hidrolik sistemi. Biz de ne yaptık? Buradan geriye doğru bir çubuk koyduk. Burayı ayarlı yaptık. Aynı şekil hız levyesinin yayı ve sistemi de şöyle aradan görebilirsiniz. Duruyor. Yani, orijinalini de ellemedik. Hiçbir orijinali gelemedik. Geriye doğru geldik. Müsait bir yere. Evet, gördüğünüz gibi şu yeşil plaka. Bu MAN kamyonlarının debriyaj merkezi. 35'e 9 gibi işte 50 NC gibilerinki de uyuyor diye duydum ama bunu aldık. Bu şu yeşil plaka demiri yaptık. Buraya civataladık. Şu şekilde. Tamam mı? Bu çubuğu da zaten ayarlı yapmıştık buradan. Ama duruma göre. Debriyaj sistemi şu an çok yumuşak. Yani şöyle elimle göstereyim. Çok yumuşak. Elimle olduğu halde. Evet. Püf noktalarını anlattığımı düşünüyorum. 8055'lere, 8040
1545-1530 gibi ciğersiz, zayıf olan şanzımanlara, özellikle bizim gibi kademeler arazilerde tercih edilebilir. Vites hızlarına gelince birinci vitesi çok yavaş Clayson'un ikinci vitesinden. İkinci vitesi Clayson'un ikinci vitesinden bir tık yavaş. Üçüncü viteste bir tık hızlı. Son hızıysa Clayson'un üçüncü vitesinden, bu John Deere'in dördüncü vitesi, örnek veriyorum, Clayson 25 falan yapıyordu. Bu da tahminim 23 gibi yapar. Çünkü vites oranlarını çıkardım, yazdım. Vites oranları da bu şekilde. Geri vitesi ise Clayson'unkinden daha yavaş. Yani levye kapalıyken de yavaş, levye sona kadar açıkken de yavaş. Gerisi yavaş kalıyor. Geriye seçenek yok. Ama ileriye 2 ile biçecekmişiz, 3 ile biçebiliriz arazisine göre. Veya arazisine göre 2 ile biçilebilir. Çok yavaş hareket edilmesi gereken yerde de birinci vites gibi bir seçenek var. Evet, yapmak isteyenlere faydalı olur diye düşünüyorum.